Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmahin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Ya Muin. Değerli Esma dostları, bugün 56. dersimizde, Esma dersimizde yine birlikteyiz. Hamdolsun, şükrolsun. Rabbim Esma'sının tecellilerini üzerimizden kesmesin. Bugün inşallah Kahhar ve Müntakim isimlerini işleyeceğiz. Bugün tetabuk, bendeniz dizmedim bu isimleri peş peşine. Ama nüzul sırasında bu isimler peş peşine ayrı ayrı yerlerde ve böyle tevafuk etmiş. Çok ilginç. İkisi de Celal tecellisinin esması. İkisi de Kahır tecellisinin esması. Ve çok gerçekten ilginç bir tevafuktur ki, Kur'an'ın nüzul sürecinde ikisi de ardı ardına geliyor. El-Kahhar. Daima yenen, hep boyun eğdiren, kendisine dikleneni ezen ama kendisini hiç kimsenin hiçbir kararını ezemedi, alt edemedi. Kainat bir araya gelse kendisine karşı meydan okunamayan tek kahredici özne demektir. Kahr, dilde galebe ve tezlil ile karşılanmış. Yenmek ve ezmek manasına geliyor Türkçemizde. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Duha suresindeki bu mübarek ayet, yetime ezme diyor. Yetime gelince onu ezme. Araplar suyu akacak kadar eti pişirmeye "Kuhiral lahm" cümlesini kurarlar imiş. Kendisini kırmak için inen balyozu kıran sert kayaya, taşa "El kahkar" derler imiş. Yani kendisini kıran aleti kırıyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Kahhar isminin tecellisini anlayabiliriz. Yani Allah'a biri çatılmaya kalktı mı, Allah'ı biri kırmaya kalktı mı kendisini kırar. Onun için kimse Allah'a yumruk atmaya kalkmaz. Kimse Allah'a posta koymaya kalkmaz. Kimse Allah'a diklenmeye kalkmasın. Allah onu yamultur, yamultur, yamultur bildiği gibi eder. Onun için Kahhar ismi böyle bir isim. Kahr sahibi olan nesnesinin gönüllü olup olmadığına bakmaz. Kainata bakın, bunu anlarsınız. Bu kadar dev varlıkları yoğuran bir güç nasıl bir kahredici güçtür? Nasıl bir kahredici güçtür ki ucu bucağı ölçülemeyecek kadar büyük olan şu kainatta milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız, katrilyonlarca gezegen
hepsini kahır tecellisi içinde bir yere yerleştirecek. Siz burada durun diyecek ve onlar da orada duracak. Oraya da geleceğiz. Kahhar olandan intikam alınamaz. Onun kahrının arkasında da lütfu vardır. Rahmeti vardır. Çünkü onun rahmeti her şeyi kuşatmışsa, kahrını da kuşatmıştır. Onun için başkalarının kahrının arkasında merhamet ve lütuf olmayabilir. Ama Er-Rahman, Er-Rahim olan Rabbimizin kahrının arkasında da lütuf vardır. O kahrını lütfu için kullanır. Onun için de Kahhar ismi zati bir isim olarak gelmemekte. Zati bir özellik olarak gelmemekte. Mesela Er-Rab gibi. Veyahut da buna benzer mastardan, ismi mastar isimler gibi. Ne olarak gelmekte? Kur'an'da geldiği yerde zaten mutlak ve mücerret olarak da değil. Terkip halinde gelmekte. Bu biraz bir mesafe demektir. Bu ismin manasına hafif bir mesafe. Bir de bu isim Kahhar, ismi fail formuyla geliyorsa fiiline dönük olarak gelmekte. Zatına dönük olarak değil. Fiiline dönük olarak gelmek ne demek? Kahredici özelliği rahmeti gibi zatından değil, fiilinden. İsterse bu fiili çalıştırır, isterse çalıştırmaz. İsterse verir, isterse geri çeker. İsterse yola çıkarır, yoldan geri çeker. Daha fiil gerçekleşmeden geri çeker. İradesini bir üst iradesiyle iptal eder. Dolayısıyla fiile dönük olması ismin tecellisinin bu demektir. Kahır zatındaki rahmeti kuşatamaz ama zatındaki rahmet kahrı kuşatır. Kahhar, aziz isminin manasını kapsar. Fakat aziz, kahhar isminin manasını kapsamaz. Onun için aziz ile kahhar arasında fark var. Yani kahhar dediğiniz zaman birine o azizdir. Fakat aziz dediğiniz de aynı zamanda kahredicidir manasına gelmez. Yüce ve üstün, her yüce ve üstün kahretmez. Kahredicilik vasfı olmaz. Nazari çerçeveye bakalım ismin. El-Kahhar, varlığa boyun eğdiren demektir. Bizde şöyle bir cümle kullanılsa, mesela çok sık kullanılıyor. Allah kahretsin dense, karşıdaki insan Allah lanet etsin gibi anlıyor bunu. Oysa kelimenin manası bu değil. Allah boyun eğdirsin demektir. Allah kahretsin'in manası Allah boyun eğdirsin demektir. Tıpkı Allah cezanı versin'in manasındaki semantik kayma gibi bu da kaymaya uğramış. Mana, anlam kaymasına uğramış. Onun için cezakallah dese bir tanesi Allah cezanı versin. Vay 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 şuna bak bana ceza dileniyor. Oysa ceza hem mükafat hem de mücazat demektir. Hem ödül hem cezayı içerir. Ama Türkçe'de nedense ödül manası düşmüş, yok olmuş, sadece ceza, ukubat manası kalmış. Bu yanlış. Bu değil kelimenin manası. Onun için cezakallah diye dua ederiz biz birbirimize. Allah cezanı versin. Cezakallahu hayran kefiran. Allah çok çok hayırla cezanı versin. Fark etmez, mücerret kullanıldığında hayra delalet eder. Ama anlam kaymasına uğramış. Kahır da öyle. Mesela Allah kahretsin denilen bir insana, aklı varsa, akıllı biri ise Allah aklını deliyle boyun eğdirsin manasına gelir. Aklını hakikate boyun eğdirsin. Bu aklın kahrıdır. Allah bir aklı
ayetleriyle hakikate boyun eğdirirse o aklı kahretmiş. Aklı yoksa gaza bile boyun eğdirsin demektir. Evet, onun için Allah'ın gazabı Kahhar isminin sadece bir nevi tecellisidir. Sadece tüm tecellisi değil, tüm tecellisi değil. Ayetler Allah'ın akıllara boyun eğdirdiği aletlerdir. Ayetler Allah'ın akıllara boyun eğdirdiği, yani Kahhar isminin tecellisi olan aletlerdir. Bu ayetler hem enfüste olur hem afakta olur. Hem mestur olur satırlarda olur, hem sadırlarda olur mesdur olur, hem meknun olur kainatta, yer, gök, ay, güneş, toprak, su, hepsi ayet olur. Onun için bazen insanın Allah'a boyun eğmesini bir satırdaki bir ayet sebep olur. Bazen de insanın Allah'a boyun eğmesine ölüm ayeti, bir yakınının ölümü sebep olur. Bazen de insanın Allah'a boyun eğmesine bir sinek, bir böcek, bir mahluk sebep olur. O boyun eğmiş olur. O Allah'ın ona boyun eğdirme tecellisi onun üzerinden tahakkuk etmiş olur. Kainat onun kevni ayetlerle dolu olan kitabı, bu ayetleri kavrayan ona teslim olur. İlahi yasalar, Allah'ın asiler ve günahlar üzerindeki kahhar oluşunun delilidir. İlahi yasalar. Şöyle yaparsa böyle olur. Şu sebepler şu sonucu doğurur. Tabii bu mutlak bir determinizm demek değil. Yani gerekircilik, bu zorunluluk değil. Allah'a mutlak zorunluluk yoktur. Fakat Allah keyfe ma yeşa iş yapmaz. Yani keyfim böyle istedi diye iş yapmaz. O sünneti olan bir Rab'dır. Sünnetullah ve len tecideli sünnetillahi tebdila. Allah'ın sünnetinde değişme olmaz. İşte bu hakikat üzerinden anlamak lazım. Allah asilere ve günahkarlara şer'i cezalarıyla boyun eğdirir. Bu da Kahhar isminin bir tecellisidir. Kur'an'daki had cezaları Kahhar isminin tecellisidir. Boyun eğdirir. Yani Allah'ın kahretmesi, ona boyun eğdirmesidir. İlahi gazap, Nemrutlara, Firavunlara, Ebu Cehillere, Ebu Leheblere kahır tecellisidir. Madem boyun eğmedin, o zaman Allah'ın gazabıyla boyun eğ. Yine boyun eğmiştir. Dünyada iradeli varlıkların Allah'a boyun eğip eğmemesi kendi tercihleridir. Ahirette ise iradeli varlıklar da mutlak boyun eğeceklerdir. Kur'an'daki helak kıssaları, kahhar olan Allah'ın zorbalar üzerindeki kahır tecellisidir. Lut kavminin helaki, Ad kavminin helaki, Semud kavminin helaki, Eyke ahalisinin helaki ve diğer helak edilen kavimler Allah'ın kahır tecellisinin bir neticesidir. Fakat kahhar olan Allah insana irade vermiştir. Zaten eğer Allah'ın kahhar ismi yerde ve gökte tecelli ettiği gibi insanda da tecelli etseydi, ödül olmaz, ceza olmaz, cennet olmaz, cehennem olmaz, hesap günü olmaz. O zaman Rabbimiz kahhar ismini İrade ve akıl sahibi varlıklar üzerinde ikna üzerinden, iman üzerinden tecelli etmektedir. İman ve ikna. Önce ikna. Ama önce ikna. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ben delilimi getiriyorum Allah olduğum halde. Hadi siz de bana karşı bir deliliniz varsa siz de delilinizi getirin. Daha ne desin Rabbiniz? Akla bundan daha fazla değer verilebilir mi? Elhamdülillah. Eyvallah. Bunun için
insanın imana zorlanmasından da razı olmamıştır Rabbimiz. La ikrahe fiddin. Kad tebeyyener rüştü minel gay. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Artık hidayet dalaletten, doğruluk sapıklıktan, iyi kötüden, hak batıldan seçilip ayrılmıştır. Dolayısıyla zorlama insana verilen akıl ve iradeye hürmetsizliktir, saygısızlıktır. Allah hem irade ve akıl verir hem de verdiği akıl ve iradeye saygısızlık eder. Onun için Medine'de şöyle bir adet varmış. Araplar çocukları doğmadıklarında yemin ederler, eğer bir çocuğum olursa Beytül Midras'a, yani Medine'deki Yahudilerin içinde havranın da olduğu büyük medreseleri, Yahudi beytine, Yahudi mabedine adayacağım derlermiş. Ve bir çocuk olduğunda da götürür koyarlarmış. Oradan da Yahudiler, özellikle çocuksuz Yahudiler veyahut da iş gücü ihtiyacı olan Yahudiler bu çocukları alır, yetiştirir ve Yahudi yapar, Yahudi iş gücü olarak kullanırlarmış. Böyle Medine'de büyük bir kitle oluşmuş, Arap asıllı Yahudileştirilmiş. Ve Benu Nadir Yahudileri Medine'den Resulullah'a suikast teşebbüsünde bulunup da sürüldüklerinde bu şekilde Yahudileşmiş büyük bir kitleyi de yanlarında götürmek istemişler. Bunların asıl anne ve babaları Resulullah'a gelip, ya Resulullah biz o dönemde müşriktik, bir şey bilmiyorduk. Bunları ehli kitap, kendimizi de ümmi bildiğimiz için biz bunlara adıyorduk. Ama şimdi Müslüman olduk. Biz bunları bizden üstün sanıyorduk, şimdi biz imanımızla onlardan üstünüz. Ve yavrularımızı da geri istiyoruz. Peygamberimizin hükmü çocuklara sor. Kimi tercih ediyorsa, hangi özgürlükten bahsediyorsunuz siz? Bu özgürlük derecesini siz hala bulabiliyor musunuz? Özgürlüğün beşiği sayan Batı'da bulabiliyor musunuz? Resulullah'ın kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam hadisini iradına sebep olan bir hadise var. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Onu annesi babası Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir. Bazı mücahitler girdikleri bir savaşta savaşın arta kalanları içindeki sahipsiz küçük çocukları almışlar. Peygamberimiz buna mülaki ve muttali olunca çok kızmış. Bana ne oluyor ki sizin böyle yaptığınızı, küçücük yavruları aldığınızı görüyorum. Niye böyle yapıyorsunuz? Ama onlar müşriklerin çocukları ya Resulallah, itirazı gelmiş bunu yapan sahabiden. Efendimizin buna cevabı, sizin en iyileriniz de öyle değil mi? Ne buyurursunuz? Bu başka bir din değil mi? Size anlatılan bu değil, değil mi? Evet, bu din bu. Bu din bu. Eğer anlatmıyorlarsa anlatmayanların yakasına yapışın. Bilmiyorlarsa onlar da aynaya bakıp kendi yakalarına yapışsınlar. Bu bir bakış meselesidir. Nereye baktığınız mesele. Dini nasıl algıladığınız meselesidir. İnsanlar farkında olmadan dinin içinden seçiyorlar, dinin bir kısmını farkında olmadan atıyorlar. Ve bu seçimde ne? Rol oynayan ne? Gelenek. Tabii, gelenek. Hakikati arayanlar zaten böyle yapmıyor.
hakikati buldular mı alnından öpüyorlar. Ama atalarının geleneğine göre bir hakikat arayanlar, hakikatin bazılarını sümen altı ediyorlar, bazılarını da ters yüz ediyorlar. Kahhar ismi ve kainatın düzeni. Kahhar ismi kainatta tecelli etmeseydi, kainatta nizam ve intizam kalmazdı. Uzaydaki büyük kütleli cisimler, esasında uzayda kütlelerin oluşma fiziği şudur. Merkez kaç ve çekim gücünün momentumundan oluşurlar. Bu ikisi arasında öyle bir momentum gerçekleşir ki, bu momentum harika bir düzen oluşturur. Allah'ın yasası budur. Bir yerde bir yoğunlaşma başladı mı çekirdek yoğunlaşması, o kütle arttıkça çekim gücü de artar. Çekim gücü arttıkça kütle artar. Yani bu birbirini çoğaltan bir şeydir. Fakat eğer bu Allah'ın müdahalesi dışında otomatiğe bağlanmış bir şey olsaydı, kainatta şu anda tek bir blok olması lazım. Yani kainatta katrilyonlarca merkez olmak yerine, sadece bizim galaksimizde 400 milyar yıldız sistemi ve böyle 400 milyar galaksi. Bu kadar katrilyonlarca merkez, her yıldız sistemi bir merkezdir. Yıldız merkezi temsil eder. Etrafındaki gezegenler merkezin etrafını temsil eder. Gezegenlerin etrafındaki uydular hep merkeze bağlı sistemlerdir. Aslında eğer uydusu varsa bir gezegen de merkezdir. O da kendi merkez. Yani atoma kadar iner. Atom varsa onun da bir merkezi vardır. Çekirdek. Çekirdek olmasa, o artı ve eksi yük olmasa etrafındaki elektron yörüngesini çizemez. Orada bir güç var. Güç varsa elektronu döndürüyor. Hareketi cevheri budur. Cevher hareketlidir. Her şey hareket halindedir. Bu manada eğer Allah bu işin ipini bıraksaydı ve sadece ve sadece müdahil olmadan otomatiğe bağlasaydı, kainatta bir tek kütle olması lazım. Büyük küçüğü çektiğine göre, büyüdükçe daha çok çeken, daha çok çektikçe daha büyüyen ve tek bir kütle. Peki niye bu kadar kütle var? Eyvallah. Kahhardır da onun için. Boyun eğdirmiştir. Yani gücüne boyun eğmemiştir. Allah gücüne boyun eğmez. Gücüne de boyun eğdir. Eyvallah. Eşyaya boyun eğdirmiştir. Boyun eğdirdiğinin delili olsun diye milyarlarca, katrilyonlarca merkez serpmiştir. Esasında bakın insanlığa. Kişi kendi merkezi etrafında dönen bir gezegen gibi. Uyduları var. Efendim. Eli, gözü, kulağı, dili, dudağı, eli, ayağı uydularıdır. Beninin merkezinde dolaşırlar. Tavaf ederler. Merkezde beni bulunur. O beni eğer ruh motive ederse, o ruhani bir hayata doğru gelir. Eğer o beni nefis, içgüdüler motive ederse, bilinçaltı motive ederse, o nefsin uydusu olur. Yani gözü, kulağı, eli, ayağı. Ne güzel söylemiş aslında. Kur'an hepsini söylüyor yani. Ben burada sadece altına küçük küçük notlar düşüyorum. Sadece Kur'an'ın dilli düdüğüyüm yani. Başka bir şey değil. Efendim. Kur'an söylüyor aslında. Zuhruf suresi ayet 36. Eyvah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّبْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ. Kim Rahman'ın vahyine karşı yamuk bir bakışla bakarsa, yani Rahman'ın zikrine kör davranırsa, gece körüne derler, tavuk karası derler ya bizde. Renk körüne, renk körüne aşağı derler.
Meşhur bir Arap şairi de vardır. El-A'şa. Renk körü olduğu için böyle denmiştir. Kırmızıyı seçemez mesela. Efendim. Onun için de kozmik lambaları karıştırır. Kozmik lambalar dur yanmışsa göremez. Dur yanan yerde de yürümeye başlar. Tabii duvara toslar. Onun için ne diyor ayet? Kim Rahman'ın zikrine, vahyine karşı yamuk bakarsa Allah onu şeytanın uydusu eder. Nukayyit lehu şeytanen. Onu bir şeytana mukayyet ederiz ve fehuve lehu karin. O da onun ayrılmaz bir parçası olur. Etrafında döner durur. Eyvallah. Kainattaki tecelli böyle. O merkez efendim yoğunlaştıkça dedik, büyür, büyüdükçe yoğunlaşır ve tek kütleye dönüşür. Eğer fizik tek başına açıklayıcı olsaydı, birden fazla merkezi açıklayamaz. Demir taşı, taşın kahharıdır. Taşla demir karşılaştığında kahır sıfatı taşta, demirde tecelli eder. Balyoz taşı kırar. Çelikle demir karşılaştığında kahır sıfatı çelikte tecelli eder. Çelik demiri keser. Elmasla çelik karşılaştığında kahır sıfatı elmasla tecelli eder. Elmas çeliği keser. Peki elması ne keser? Elması da elmas keser. Yani Allah'ın kahır, kahhar sıfatına teslim olmamış hiçbir mineral, hiçbir maden kalmaz. Elmasın sertliği süper sertliktir. 10 üzerinden 10'dur. Ama o da kesilir. O da kesilir. Niye? Kahır sıfatına boyun eğmeyen bir varlık yok. Bir maden yok. Kainatta muhtemelen elmastan daha sert mineraller olabilir. Unutmayalım, onu da kesen bir kesici bulunur. Kahhar isminin tecelli etmediği bir varlık yoktur. Kahhar olan Allah, sıcaklık üzerindeki kahrını su ile, su üzerindeki kahrını da sıcaklık ile yürütür. Dağlar yerin üzerine kahirdir. Karlar dağın üzerine kahirdir. Yağmurlar karın üzerine kahirdir. Rüzgarlar bulutun üzerine kahirdir. Hepsi bir hükme bağlıdır. Hepsinin üzerinde kahhar isminin bir tecellisi vardır. Ama hepsinin üzerinde kahir olan, kahhar olan Allah'tır. Sinek kurbağayla kahredilir. Kurbağa yılanla kahredilir. Yılan kuşla kahredilir. Kuş avcıyla kahredilir. Avcıyı da sinekten 100.000 kat daha küçük bir virüs öldürür. Gel de Allahu Ekber deme. Eyvallah. İşte böyle. Kim şimdi? Kahhar olan kim? Allah. Kahhar olan Allah Adem'i yaratmıştır. Şeytanı Adem oğluna musallat etmiştir. Adeta ben kahharım dercesine şeytanın Adem'e tasallutu, musallat edilmesi Allah'ın hiçbir şeyi musallatsız bırakmadığının delilidir. Kışı bahar ile, baharı yaz ile, yazı sonbahar ile, sonbaharı kış ile sınırlandırmış, kahretmiştir. Sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, gülmeyi ağlamakla, ödülü cezayla, lütfu kahırla kahretmiştir. Bakarsınız, öğleye kadar gülersiniz, akşama kadar ağlarsınız. Bakarsınız, ömrünüzün bir kısmında sevinirsiniz, bir kısmında üzülürsünüz. Bakarsınız bir vererek sınar, bir alarak sınar. Bakarsınız adam varlığa boğmuş,
fakat yüreğini açarsınız. Aman Allah'ım. Dert dökülüyor, hemen kapatırsınız. Ya Rabbi varlığını da istemem, yüreğini de. Ben bana tamam, ben razıyım ya Rabbi dersin. Bakarsınız, bir dert vermiş. Olmaz bir dert. Dışarıdan bakarsınız, nasıl çekilir dersiniz. Yüreğini bir açarsınız, içinde cennet yatıyor. Aman Allah. Ya Rabbi ben dışından sırf dert gördüm. Bu zaten yüreği cennet dolu. Ya kulum ne sanıyordun? Böyle. Dolayısıyla onu alır ona indirir, onu alır ona indirir, onu alır ona verir. Kahır tecellisi hep böyle döner. Huve edhake ve ebke, huve emate ve ahya. Güldüren de o, ağlatan da o, yaşatan da o, öldüren de o. Kahhar olan Allah bir zalimi başka bir zalime musallat eder. Ez zalimu seyfullah yentekimu bihi thumme yentekimu min. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla intikam alır. Döner ondan da intikam alır. Döner o zalime bir başkasını musallat eder. Döner o zalime de bir başkasını musallat eder. En sonunda eğer musallat etmezse bir sineği musallat eder. Nemrud'a musallat eder. Nemrud tüm zalimleri yener, bir sinek de Nemrud'u yener. Firavun tüm zalimlerle baş eder, su da Firavun'la baş eder. Firavun herkesi boğar ama su da Firavun'u, el-yem de Firavun'u boğar. İnsana servet verir, evlat vermez. Evlat verir, sıhhat vermez. Sıhhat verir, huzur vermez. Huzur verir, devlet vermez. Devlet verir, hikmet vermez. Hikmet verir, şevket vermez. Şevket verir, şefkat vermez. Şefkat verir, imkan vermez. İmkan verir, iman. Şimdi kim kime imrenesi? Nereden bakıp da neyi göreceksiniz? O zaman Allah'ın gördüğü yerden bakmak lazım, başka çaresi. Kur'an'ı çerçeve. Kur'an'da El-Kahhar ismi 6 yerde Allah'a isnatla geliyor. Hepsi de şu 4 nitelikte ortak. 4 ortak tarafı var bu 6 yerde gelen Kahhar ismi. Hepsi de Mekki. Kahhar ismi Mekki bir isimmiş. Çok ilginç. Aslında bunun izahını yapmaya gerek mi var? Mekke'de gelen Kahhar isimleri müminlere bir tesellidir. Müşriklere ise bir ilahi tehdittir. İkincisi, hepsi de El-Vahid El-Kahhar şeklinde geliyor. El-Vahidul Kahhar. Hiç tek başına gelmiyor. Bir başka isimle de gelmiyor. Vahid ismiyle geliyor. El-Vahid El-Kahhar. Sebep, Vahid ismini duyan insanın zihni kendisine oyun oynamasın diye. Geçen işlediğim için hatırlayacaksınız. Vahid tek demek. Tek bir demek. İnsan zihninde bir azdır. Aa, Allah çok azmış. Birmiş diyecek olana sakın ha, sakın ha, dilinden yel alsın, aman öyle düşünme, bir bazen heptir, çok bazen hiçtir. Allah söz konusu olduğunda bir heptir, çok da hiçtir. Dolayısıyla vahittir ama o kahhardır, vahidul. Öyle kahredici bir gücü vardır ki, o senin çok dediklerin var ya, onların sürüsüne, hepsine birden kahirdir, kahhardır, üzerinde boyun eğdir. Onun için birmiş, ne kadar iyi, azmış, biz baş ederiz, avantaj bizde falan diye düşünme. Avantaj çokta diye düşünme.
Onun için herhalde İbn-i Mes'ud böyle bir bakış açısıyla söyledi. El cemaatu alel hak velev kâne vahdek. Cemaat hak üzere olandır, istersen tek ol. Üçüncüsü belirlidir. El kahhar biçiminde gelir hepsi de Kur'an'da. Belirli. Yani marife. El takısıyla gelir. Neden belirlidir? Esasında belirliliğin birkaç vurgusu vardır da burada bu bağlamda en belirgin vurgusu şudur. Bakın etrafınızda Allah'ın kahhar isminin tecellisini herkes görebilir. Budur bu belirli. Yani Allah'ın kahhar isminin tecellisini görmek için uzaklara gitmenize gerek yok. Bakın Allah'ın kahhar isminin tecellisini görürsünüz. Esasında hayatımızın içinde her an görüyoruz. Bir şeyi işaretliyoruz, bir hedefi işaretliyoruz. Ona ısrarla varmaya çalışıyoruz. Bakıyorsunuz oradan kesiliyor, oradan kesiliyor, oradan kesiliyor. Evladınız, evladım diyorsunuz, her şeyine karar veririm diyorsunuz. Benim evladım değil mi? Döverim, söverim, atarım, keserim, terbiye ederim, biçerim, yontarım. Yok, yok öyle bir şey. O sizi keziyor, biçiyor, yontuyor. Siz onu yonttuğunuzu düşünüyorsunuz. Oysa o sizi yontuyor ve attığınız taş yerini tutmuyor. Ha, tamam ya Rabbi diyorsunuz. Tamam ya Rabbi, mutlak yönetici ben değilim, sensin. Bunu size, işte bu kahhar isminin tecellisi aslında. İşiniz, işinizin efendisisiniz. Efendim, kafanızda çok güzel hesaplar yapıyorsunuz. Şuradan alır, şuraya koyarım, 3 gelir. O 3'ü de alır, şuraya koyarım, 9 gelir. O 9'u alır, şununla çarpar, şuraya koyarım, 18 gelir. Şununla, hadi bakalım. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. Efendim, yapıyorsunuz, 18 gelir dediğiniz yerden 1 geliyor. Yani eksi 2. Efendim, şimdi ne oldu? Kahhar isminin tecellisi diyor aslında. Bensiz hesap yap. Beni unutarak hesap yapma. Allahsız hesap yapma. Allah yokmuş gibi konuşma. Allah yokmuş gibi düşünme. Allah yokmuş gibi davranma. Ha, akıllı olan, hikmetli hareket eden, tamam ya Rabbi. Elinizi kaldırdığınız zaman bu kahhar isminin tecellisini gördüğünüz anlamına geliyor. Tamam ya Rabbi. Teslim. Havluyu attım ya Rabbi. O zaman İşte teslimiyet budur. İslam budur. İslam teslimiyetin adı. Ama bu teslimiyet asla ve asla sünepelik, hımbıllık, tembellik, gayretsizlik, atıllık değil. Asla. Ve dördüncüsü, hepsi de boyun eğme anlamına gelir. Kur'an'daki kahhar isimlerinin tamamı istisnasız boyun eğme anlamına gelir. Mekke'de gelen kahhar isimlerin neden Mekke'de geldiğini söylemiştim. Çünkü müminler için bir teselli, müşrikler için bir tehdit demiştim. 23 yıllık nüzul sürecinin 3 yılına tekabül eder. Bu da çok ilginç bir şey. Tüm kahhar isimleri sadece, yani ben dizmedim, Allah dizdi. 9, 10, 11. 9, 10, 11. 9. yıl, 10. yıl, 11. yıl. İlk 8 yılda 0, son 12 yılda 0. Affedersiniz. Son 12 yılda 0. Ve 9, 10, 11. Peki bu yılların özelliği ne? Özellikle 9, 10, 11. 9 deyince hatırlamanız lazım. Evet. Hüzün yılı. Hüzün yılı. Hüzün yılı. Hatice'ni alır. Ebu Talib'ini alır, 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 alır. Efendim, ve seni alemlere rahmet olduğun halde yeryüzünde bir metre kareye sığınacak bir yer bulamaz. Ve sana öyle bir şey dedirtir ki, İlahi limen tekilun, beni kime bıraktın? Bu, işte bu kahhar tecellisi. Dolayısıyla, zaten bunu dedirtmektir. Yani teslim bayrağını kaldırmak, ellerini kaldırtmaktır sana. Bittin mi kulum?
Bittin mi ey kulum Muhammed? Bittim ya Rabbi. Şimdi başlıyoruz o zaman. Evet. Şimdi başlıyoruz. Ben de yettim. Ondan sonra elde ettiğin neyi kendine mal edersin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ondan sonra binek verirsin sahabene. Ya Resulallah teşekkür ederim dediğinde de Allah seni bileklendirdi dersin. İyi de Allah adama at eşek vermez ki, deve vermez ki. Sen verdin onu. Hatta onu önce veremedin. Önce sana binek verecek bineğim yok dedin. Daha sonra bir yerden binek geldi verdin. Ama işte geldi de sana veriyorum bile demedin. Allah seni bineklendirdi dedin. Bu. Bunu böyle dersin. Ama bunu gördükten sonra dersin işte. Bunu gördükten sonra dersin. Hepsi Rabbimizin terbiyesi, başka bir şey değil. Kahara fiilinden Kur'an'da tek fiil yer alır. O da okudum. 93. surenin, Duha suresinin 9. ayeti. Kahhar isminin Kur'an'da geldiği ilk yer şu ayet. Sa'd suresinin 65. ayeti. İnnemâ ene munzirun ve mâ min ilahin illallah el-vâhid el-kahhar. Kul, de ki innemâ ene munzir. Ben sadece bir uyarıcıyım. De. Esasında bu deler de çok ilginç. De. O de olmayabilir. Fakat bazen bu kulun söyleyeceği bir laf olduğu için, bir söz olduğu için de gelmesi çok münasip. İyi de Allahu ahade kul gelmesi gerekmez. Ya buna gelmesi münasip. Çünkü ben sadece bir uyarıcıyım. Ama Allah tek birdir. Ayetin başına kul gelmesi gerekmez. Bunu Allah doğrudan dese olmaz mı? Ya Rabbi sen doğrudan da niye kul diyorsun? Kul huvallahu ahad. Önce görevi verip sonra verdiğim görevi geri almam. Yani görevlendirdiğim elçiyi açığa çıkarmam. Yani sistemi kurup sistemi kendim delmem. Kendi kurduğum sisteme saygı gösteririm. Niye bakıyorsunuz da? Kendi kurduğunuz sisteme saygı gösterin. Kendi kurduğunuz sisteme saygı göstermiyorsanız size niye saygı göstersiniz? Doğru olduğunu biliyorsanız. Çok doğru sistemler kuruyoruz, kendimiz saygı göstermediğimiz için sistem yürümüyor. Öyle değil mi? Kendi elimizle başarısızlığa uğruyoruz. Konuşun. Bakın ben Allah'ım, ben bir elçi gönderdim, elçimi atlayarak söylemiyor. Kul. De. İnnemâ ene munzirun. Sadece bir uyarıcı. Ve ma min ilahin illallahul vahidul kahhar. Kahhar ve vahid olan ilahtan başka hiçbir mabut, hiçbir tapınılacak, kulluk edilecek varlık yoktur. Yani ben sadece bir uyarıcıyım. Uyarım da budur. Getirdiğim uyarı da budur. Ama kahhar ve vahid. Niye öyle? Ve ma min ilahin illallah. Allah'tan başka. La ilahe illallah. La ilahe illallahul vahidul kahhar. Yaklaşık olarak böyle de anlayabilirsiniz. Vahid ve kahhar olması niye vurgulanır? Şunun için. Münzir ile alakası var da onun için. Yani Allah'tan kahhar rolü çalma. Ey Muhammed. Bazıları böyle ey Muhammed dediği zaman bozuluyor. Allah'a bozulun. Allah size
bildiği gibi yapar. Efendim. Ama bana bozulmayın. Bana bozulmayın. Bu yanlış. Allah öyle diyorsa öyledir. Ya eyyühe Rasul. Ya eyyühe Nebi. Kur'an'da hitaplar böyledir. Ey Rasul, ey Nebi. Ama Habibim yok. Habibim yok. Eğer siz ey Resulü, ey Nebi'yi beğenmeyip de yerine Habibimi koyuyorsanız, siz Allah'ın kıymetine kanaat etmiyorsunuz. Ha bunun ne zararı olur hocam ya? Biraz da biz uçuralım. Habibim dedirtsek ne olur Allah'a? Dedirseniz ne mi olur? Şöyle olur. Üstadlardan birinin bir kitabı vardır. Resulullah hakkında yazılmış. Efendim, şimdi ismini de verdim de vermeyeyim efendim. Tahmin edenleriniz eder, bilenleriniz zaten biliyordur. Meşhurdur efendim. Ve onun girişinde ben bu kitapta onun adını hiç söylemedim. Çünkü onun adını Allah bile söylemeyip Habibim diyor ona. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adam oturmuş, Resulullah hakkında bir hayat yazmış. Biyografi yazmış. Resulullah'ın hayatını yazmış. Ve bu zat bu memleketin üstadlarından. Allah rahmet etsin. Taksiratını affetsin. Efendim. Ama böyle diyor. Ya diyorsunuz bu hangi Kur'an'da acaba? Bizim elimizdeki Kur'an'da böyle bir şey yok. Habibim yok. Bu hangi Kur'an'da yani? Ya bu yalanda söyleyecek biri değil. Öyle şey mi olur? Ha araştırırken Hasan Basri çantayı mealinde görüyorsunuz Habibim. Üstelik de parantezsiz. Habibim. Meğer meali okumuş, mealdekini Kur'an'da da var zannetmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi de üstadımız Hasan Basri çantayı niye Allah'ın kıymetine kanaat etmemiş? Yani buradan ne problem çıkıyor onu söylemeye çalışıyorum. Rabbimiz Resulüne hitap ediyor Kur'an'da. Ey Nebi diyor, ey Resul diyor, sana niye yetmedi bu? Niye kesmedi seni? Kesmiyorsa sende bir problem var. Evet, kendinle alakalı bir problemin var senin. Senin kendinle alakalı bir problemin var. Yani Allah kıymetine niye kanaat etmiyorsun? Allah'ın verdiği kıymet niye yetmedi? Neme yetmedi? Allah bunu sorsa ne dersin? Çünkü kıymeti, Allah'ın verdiği değeri siz bozduğunuz zaman, indirdiğiniz veya yükselttiğiniz zaman sorun çıkıyor. Başka alanlarda problem çıkıyor. Zaten Rabbimiz bunu biliyor. Yarattığını bildiği için kıymetleri düzenlemiş. Düzenlemiş. Hatta ucunu da kapatmış. İnnemâ bakın bu kapatmaktır. Başına da sonuna da parantez atmak. İnnemâ sadece. Sadece. Yani hani şu çeke parayı yazarsınız da önüne arkasına sıfır ilave etmesinler diye şey atarsınız ya. Bu innema odur işte. Kimse buna bu manaya bir ilave yapamaz. Sadece demektir. Kasr edatıdır. Bu Nebi'yi açıkça uyarı. Sen sadece uyarıcısın, zorla boyun eğdirici değilsin. Rabbimiz kullarını hakikate yönetmek için ikna ve ispat yöntemini kullanıyor. Bakar mısınız? Yusuf suresi 39. Ya sahibeyi sicn. E erbabun muteferriqune hayrun emillah. Ey hapishane arkadaşlarım. Bir tek Rabbi Allah mı yoksa birçok Rabler mi daha hayırlı? El vahidul kahhar. Ayet böyle bitiyor. Vahid ve kahhar olan bir tek Allah mı hayırlı yoksa birçok Rab mı? Bu tabii bunun üzerinde düşünmek lazım. Hazreti Yusuf zindandaki mahkumlara soruyor. Bu Hazreti Yusuf'un ders verdiğini gösteriyor onlara. Medrese-i Yusufiye budur işte. Hapishane oldu medrese. Hapishane oldu vahiy medresesi. Evet. Ders veriyor Hazreti. Yani tevhid dersidir. Dersimizin adı da tevhid dersi. Buyur. Herhalde dünyada hapishanelerde ilk dersi başlatan Hazreti Yusuf olsa gerek. Ve bu sünnet sürmeli.
sünnet-i Yusufiye sürmeli, devam etmeli. İşte bu manada Hazreti Yusuf'un ağzından üslup dersi veriyor. Aslında ilk muhatap olan Efendimiz'e hitap ama hepimize aynı zamanda. Üslup dersi. Nedir bu? İkna ediyor. Yani iman et. Bu budur. Sorgulama. Yok. Senin aklın neye erer? Yok öyle. Bak. Ya bir düşünün ya. Bir akledin ya. Birden fazla Rabbi tek Allah mı? Vahid ve kahhar olan. Vahid ve kahhar olanın hayırlı olduğunu söylüyor ayet aynı zamanda. Bu çok önemli. İnce bir nükte var burada. Allah'ın vahid ve kahhar olması kul için hayırlıymış. Bunu düşünerek bulmak lazım. İşte tedebbür burada lazım. Yani Allah kahhar olursa kulun bundan hayrı ne? Alın size bir soru. Allah'ın kahhar olmasından kulun hayrı ne? Allah'ın kahhar olması kulun mahza hayrınadır. Çünkü kahhar olan Allah kulun rakibi değil. Rahmanıdır. Yetmez mi? Rabbidir. Yetmez mi? Rab ve Rahman olan, Rahman ve Rahim olan bir Rab kahhar ise kahrını bile rahmeti için kullanır. Yetmez mi? Yetmez mi? Hazin olma, gönül zinhar. Kerim Allah'ımız var diyordu ya. Böyle işte. Bir kulu Allah'ın otoritesine ortak eden bir tasavvur şirktir. Zümer 4. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَاللّٰهُ الْوَاهِدُ الْقَحَّارِ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدًا Eğer Allah irade etseydi bir çocuk edinirdi. لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Ve bunu da diledikleri içinden, yarattıklarının diledikleri içinden seçerdi. Sübhane. Ama bu ne biçim laf? Bu ne biçim mantık? Haşa. O bundan yücedir. Münezzehtir. Vallahul vahidul kahhar. O vahid ve kahhar olan Allah. Bunu nasıl söylersiniz siz? Bu tabii başta Hristiyan şirki olmak üzere tüm teslisçi şirklere. Yani Allah'ı haşa baba olarak gören tüm şirklere bir hitaptır. Çünkü birini baba olarak gördünüz mü, oğul isnat edersiniz. Onun için asıl oğulun reddi Allah'ı baba olarak görmeyedir. Çok önemli. Allah'ı baba olarak gören babaları da bir parça söylemeyin ben. Evet, öyle. Babaları öyle görmeye başladı mı, babalar babalara geliyor. Ahiretin mutlak kahharı Allah'tır. Ahiret kahharın kahrı altına insanın tam olarak girdiği bir alemdir. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ O gün, يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ O gün onlardan hiçbir kimse, hiçbir şey, Allah'tan hiçbir şeyi saklayamaz. Gerçek yüzleriyle ortaya çıkarlar. Barizu. Gerçek yüzleriyle ortaya çıkarlar. Limenil mulkul yevm. Burada arada Allah der ki yok. Ve kâle. Yok. Ve yekûl. Yok. Hiçbir şey yok. Limenil mulkul yevm. Bugün mülk kimindir? Ve kâlu da yok. Dediler ki, ve yekulûn de yok. Derler ki, hiçbir şey yok. Lillahil vahidil kahhar. Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Çünkü diyecek kimse yok. Ölüm meleğinin bile öldüğü bir andan bahsediyoruz. Onun için Allah'ın sorusuna Allah cevap verir. Böyle bir, böyle bir. O zaman ey insanoğlu, sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Allah'a karşı nasıl dikleniyorsun? Neyine güvenip de baş kaldırıyorsun?
ölüm meleğini bile öldürecek olan Allah'ın sana gücünün yetmeyeceğini düşün. Evet. Her şey bizim için dostlar. Rabbimizin şefkatinin bir numunesi bunlar, başka bir şey değil. Kızarken de şefkatli, severken de şefkatli, kahrederken dahi şefkatli. Başka bir şey değil. Lut kavmini kahreder, azaplarının uzamasına mani olmak için, daha fazla günah işlemelerine mani olmak için onlara ikram eder. Lut kavmini kahreder, o kahır üzerinden bize daha sonra sapacak olanlara öğüt vermek için onları bir öğüt nesnesi olarak kullanır. Lut kavmini kahreder, Lut'un kendisine öğüt verir. Bir daha böyle bir dua etme. Yeryüzünde bir tek kafir bırakma deme. Bir tek kafir bırakma dersen oğlun bile kafir olur. Bak ne oldu? Kökünü kazıdık, ne oldu? Gene çıkmadı mı? Olmaz. Onun üzerinden de Resulüne öğüt verir. Sakın Nuh gibi bir dua edeyim deme. Sakın yeryüzünden kötülüğü temizleme iddiasıyla çıkma. Şeytansız bir dünya olmayacaktır. Bakın, bir Lut kavmi kahrından, gazabından neler çıkıyor? Kaç hayır çıkıyor? Dolayısıyla siz buna şer mi diyeceksiniz? Kahhar isminin alemdeki tecellileri. Allah'ın Kahhar isminin tecellilerinden biri melekleri Adem'e secde ettirmesidir. Evet ya, başka türlü nasıl izah edilebilir? Bu kahır tecellisidir. Melekleri Adem'e boyun eğdirmesi. Razi'nin dediği gibi Adem'e boyun eğen melekler yeryüzü melekleriydi der Razi, bahusus yeryüzü melekleri. Bunun anlamı şudur, iradesizlerin iradelinin emrine amade oluşudur. Meleklerin insana secdesinin manası budur. İradesiz varlıkların iradeli varlığa tabi oluş. Eğer melekler Adem'e secde etmemiş olsaydı insanlar dağlarda yol açamazlardı. İnsanlar taşları kesip ev yapamazlardı. İnsanlar nehirlerde, denizlerde gemi yüzdüremezler, havada uçak gezdiremezlerdi. Yani insanlar bunu yapabiliyorlar. Allah eşyanın meleklerini, eşyanın bayosunu, eşyanın merkezini, eşyanın memory central'ını, yani merkezi hafızasını insana boyun eğdirdiği için. Bilmem anlatabildim. Bu sayede eşyayı kullanabiliyoruz. İşte buna teshir sırrı diyor Kur'an. Teshir. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْعَرْضَ وَالسَّمَا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ Eyvallah gibi. İnsanoğlu eğer öyle olmasaydı dağları aşamaz, evler yapamaz, hayvanları evcilleştiremezdi. Hayvanları evcilleştirmesi Kahhar isminin insana bir tecelli. Toprağı süremez, bitkiyi aşılayamazdı. Bitkiyi aşılıyorsunuz, bitki aşınıza boyun eğiyor. Hayvanı eğitiyorsunuz, at eğitiminize boyun eğiyor. Yılkı atı eğitiminize boyun eğmiyor, üstüne binemiyorsunuz. Ama terbiye edilmiş at, evcil at binebiliyorsunuz. Evcil bir köpekle bir yabani köpek arasında çok büyük fark var. Birinin üzerinde Kahhar isminin tecellisi var, öbüründe yok. Dolayısıyla bunu da insan eliyle tecelli ettirir. İnsanı hastalıklara boyun eğdirmesi de onun Kahhar isminin tecellisi. Zorba tiranları ölüm döşeğine düşüren bir mikrop değil mi? Dünyayı yener de bir mikroba yenilir. Bu Allah'ın kahrıdır. İnsanı açlığa boyun eğdirmesi de Kahhar isminin tecellisidir. Bakınız, şu büyük dağları ben yarattım, küçükler de babamdan kaldı edasıyla dolaşan adamları. Şöyle 3 gün aç bırakın, yılan gibi nasıl sürünüyorlar bir bakın bakalım. Hani o havalar nereye gitti de dersin. Nereye gitti o havalar? Bir ekmeğe 40 takla atar hale gelir. İnsan bu. Onun için peki o zaman ne bu hava? Allah'ın Kahhar isminin tecellisi açlıkta tecelli eder Allah'ın Kahhar ismi. Aç zamanda tecelli eder.
İnsanı uykuya boyun eğdirmesi Allah'ın Kahhar isminin tecellisidir. Bakınız, göğe kalkmış tüm burunlar, insan uykunun sınırlarına, uykusuzluğun sınırlarına dayandığında yere çakılır. Yere. Çünkü Kahhar ismi uykuda tecelli eder. Nice uyanıklar uykusuzluğun sınırlarında tüm iddialarından vazgeçerler. Tüm canlıları ve insanı ölüme boyun eğdirmesi Kahhar isminin tecellisi. Ölüm Kahhar isminin tecellisi. Ölüm konuştuğu zaman herkes susar. Çünkü ölümün sesi herkesten gür çıkar. Ölümün pençesinden ölümü fethetmek için yola çıkanlar da kurtulamadılar. Bir İskender'in, Makedonyalı İskender'in iddiası buydu. Ölümü fethetmeye gidiyoruz demişti. 32 yaşında öldü. Hem de bir sineğin taşıdığı veba mikrobundan. Evet, bir sinek. Vebadan gitti İskender. Saraylarını geleceğe taşıyamayan nice firavunlar ancak mezarlarını geleceğe taşıdılar. Şu gördüğünüz piramitler firavun mezarıdır. Şu gördüğünüz Nemrut Dağı'nın tepesindeki o yığıntı Nemrut'un mezarıdır. Mezarlarını taşıdılar sadece. Dolayısıyla Kahhar ismi böyle tecelli. Kahhar isminin tecellisine mazhar olan insan bir de ayrıcalığı olması lazım değil mi? Yani insan Kahhar olan Allah'a iman etti. Bu isim müminde tecelli etti. Ne yapar? İnsanın böyle bir insan şehvetine kahhar olur. Şehveti üzerinde kahhar olan insan, Allah'ın kahhar olan ismine imanın karşılığını almış demektir. Şehvetini kahreder. Yani kahreder dediğim yok eder değil. Ona hakim olur. İnsanın şehveti nimettir, şehvetin insanı beladır. Bu ikisi ayrı şeyler. İnsanın şehveti nimettir. O nimet olmasaydı insan nesli devam etmez. Ama şehvetin insanı beladır. Şehvetin insanının faili, amiri, öznesi şehvet. Şehvete sahip olmak kınanmaz. Şehvete ait olmak kınanır. Kahhar isminin tecellisine mazhar olan insan öfkesine kahhar. Bu tecelli insanda eğer gerçekleşmişse öfkesinin üzerinde kahhar. Öfkesine sahip çıkar. Öfkesine yenilmez. Öfkesine yenilen insansa bu ismin tecellisinden hiçbir pay almamıştır. Kahhar isminin tecellisine mazhar olan insan şeytanına kahirdir. Şeytanı ona kahirse şeytanı kahhar olmuştur. Şeytanı onu kahreder. Eğer o şeytana kahirse o şeytanı kahreder. Şeytanına galip gelen insan beşer içerisinde kendisine galip gelinemeyecek insandır. Sual şu, gerçek özgür kimdir? Cevap da şu, fiyat yerine değeri olduğu için satın alınamayan insandır. Eyvallah, satın alınamayan. Fiyatı yok, değeri var. Fiyatı varsa verirler. Verirler ve alırlar. Ya Kahhar, ya Allah, El-Vahidul Kahhar olan sensin. Daima yenen ve hiç yenilmeyen sensin. Nice serkeşlere boyun eğdirensin. Eşsiz ve benzersiz kahrıyla tecelli eden sensin. Ya Kahhar, ya Allah, kahrın da hoş, lütfun da hoştur, buna iman ettik. Bizi kahrınla değil, lütfunla terbiye eyle ya Rab. Biz ne ettik, ne eyledikse kendimize ettik. Bizi celalinle değil, cemalinle muamele eyle ya Rab. Ya Kahhar, ya Allah. Taşı demire, demiri çeliğe, çeliği elmasa boyun eğdirirsin. Nefsimizi de sana kayıtsız şartsız boyun eğdir ya Rab. Kışı bahara, baharı yaza, yazı güze, yüzü kışa çevirirsin.
bizim de akıbetimizi sonsuz bahara çevir ya Rabbi. Amin. 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 El-Muntakim. Değerli dostlar, amin dedikten sonra kişiye yaptığının acısını tattıran demektir. Tıpkı kahhar isminin manası gibi intikam da Türkçe'de anlam kaymasına uğramış. Öç almak. Adam intikamını aldı dediğimizde bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Zaten Araplarda bu manada öç almak çok meşhurdur. Çok hatırlı ve güçlü kabilelerden birinin reisinin oğlunu bir oyunda çıkan kavgada rakibi öldürmüş. Yani oyun içinde de olmuş. O güçlü kabilenin reisi öldüren çocuğun kabilesinin tüm erkeklerini öldürmüş. Bir gece baskını vermiş. Tüm erkeklerini, öldüren çocuk falan yani hepsi gitmiş. Babası, amcaları, dayıları, kabilesinin tüm erkekleri. Tüm kadınlarını da esir almış. Esir aldıkları kadın ve çocukların karşısına dönmüş. Öcümü hala aldım demiyorum. Şimdi insanoğlu böyle bir şey. Böyle azgın. Onun için kısasta hayat vardır ayeti böyle anlaşılır. Yani uğradığın zarara eş değer bir karşılık demektir. Kısas eş değer karşılık demek. Fazlası değil. Onun için ennen nefse bin nefs. Cana can. Bir can fazla değil. İşte bu mantığı, bu arka planı görürsek, bilirsek eğer anlarız. Evet, kısasta hayat vardır. Nasıl hayat var? Nakm, bir şeyin inkarına, reddine veya ayıplığına delalet eder. Nikme, nimetin mukabili olarak kullanılır. İşlediği kötülükten dolayı insanın başına gelen belaya verilen isimdir. Nikme. Böylece kötülük yapandan intikam alınmış, yaptıklarının acısı kendisine tattırılmış olur. Tıpkı intikamna. فَلَمَّا أَسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Ne zaman bizi kızdırdılar diyor ayet. Evet. أَسَفُونَ Ne zaman bizi kızdırdılar? اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Onlardan intikam aldık. فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini buldu. Allah'ın intikamı kulunkine benzemez. Onun için karışmasın diye açacağım manaları. Nikme sadece sahibinin zararını def eder. Fakat bela sahibine yarar da getirebilir. Onun için nikme ile bela farklıdır. Bela iptila demektir. İptila imtihan demektir. İmtihan sadece zarara olmaz, yarar. Ama nikme sadece zarara olan için denir. Nikme ilk adım değildir. Fakat bela ilk adım olabilir. Nikme daima ve daima yaptıktan, kötülüğü yaptıktan sonra kötülüğe mukabil olarak gelir. Ama iptila öyle değil. İnsan sırf sınanmak için iptilaya maruz kalır. Ya onun için iptilaya maruz kalan, imtihana maruz kalan insana kim bilir ne yaptı denmez. Çok ayıptır bu. Suizandır. Bir şey yapması gerekmez. Yani onu Allah iptila ediyordur, imtihan ediyordur. Onun için bazen bu şöyle bir çifte standarda da dönüşüyor. Sevdiğinin başına gelirse imtihan oluyor. Sevmediğinin başına gelirse kim Allah bilir kim ne yapıyor. Bu ahlaksızlıktır. Evet, bu ahlaksızlıktır. İntikam kulun nimetten, ikab ise kulun ödülden mahrum bırakılmasıdır. İntikam İkab ile intikam arasında da fark var, onu söylemeye çalışıyorum. İntikam kulun nimetten mahrum olması, ikab, ayınla. İkab, kulun ödülden mahrum olmasıdır. Zira intikam, inamın, ikab ise sevabın mukabilidir, zıttıdır. Sevap ve ikab. Sevap, bizim sevap diyebildiğimiz.
Aslında sevap sevden gelir, elbise. Sevap elbisedir. Sevap, neden elbise ile sevap arasında böyle bir bağ kurulmuş? Aslında sevap ruhun elbisesidir. Eyvallah. İnsanın bedeninin çıplak olması insana nasıl ıstırap ise, o halde kamunun önüne çıkarılmak insana nasıl aşağılarsa, insanın ruhunun sevapsız olması da öyledir. Nazari çerçeve, korkuyla umut arasında. Beynel havfi ve reca. Allah'ın insanı zatıyla korkutması, insanın korkusunu terbiye etmek içindir. İnsan korktuğu şey karşısında nesneleştirir. Nesneleştiği şey karşısında ne olur? O özne olur. Korku terbiyesinden bahsediyorum. Bakıyorum, İlk 45 dakika çok canlı dinleniyor. Ondan sonraki yarım saat REM dönemine giriyor. Ondan sonra ise yeniden bir bismillah ve yeni bir dönem başlıyor. Efendim, onun için REM dönemini atlamak üzereyiz. Lütfen hadi bismillah. Bir gayret daha. Korku terbiyesi. Allah'tan korkmak insana ne katar? Bazıları, özellikle pozitivist kafaya sahip bazıları, Allah'tan korkmayı yanlış anlamaya çok eğilimlidir. Yani niye efendim, ya Allah'tan niye korkalım, korkutalım? Bir kere Allah'tan korkmanın manası Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Onu bir yazalım. Yılandan korkmaya benzemez. Havf ve haşyet arasındaki fark budur. Haşyet, azameti dolayısıyla korkmak. Yani korkulanın azameti karşısında korkmak. Havf ise korkanın güçsüzlüğünden dolayı korkmak. Onun için, ama havf istisnai olsa da Allah'a da isnat edilir. Fakat burada Allah'tan korkmanın mahiyeti üzerinde durmak lazım. İnsan insandan korkabilir. İnsan insandan korkarsa eğer, korktuğu için itaat etmekle sevdiği için itaat etmek arasında dağlar kadar fark var. Fakat ilginç olan şu, bir insan bir şeyden korktuğu zaman onun karşısında nesneleşir. Korku, korkanı nesneleştirir. Böyle bir zaaftır. Eğer bu böyleyse, korkmak doğal bir içgüdüdür. Allah'ın da insana ikramıdır. İnsan korkmasaydı emniyet alamazdı. Evet, kendini savunamazdı. Kendini koruyamazdı insan. Onun için deliler korkmazlar. Onun için aklı erinceye kadar çocuklar da, bebekler de korkmazlar. Çünkü aklı ermiyor. Aklı eren korkar. Fakat korkunun belli bir miktarı aştığı zaman o fobi olur. Ona hastalık diyorlar. Korku hastalığı. Hatta bu hastalık öyle bir hale gelir ki korkusuna tapmaya başlar. Onun içindir ki kul e'udhu bi rabbil felak. Evet. Felakın Rabbine sığınırım de. Min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vekab. Yani burada bakınız, karanlık bilinmezlik ifade eder. İnsan karanlıktan niye korkar? Ne var karanlıkta? Hiçbir şey yok. Zaten bilmediği için korkar. Ne olduğunu bilmediği için korkar. Dolayısıyla Rabbimiz karanlıktan değil, benden korkar. Bana. Yani sizin için bilinmez olan benim için bilinirdir. Benim bildiğim sizi rahatlatsın. Onun için sığının bana diyor. Bilmiyorsanız bilene sığın. Ne güzel değil. Aslında bir garanti bu, bir sigorta, bir ilahi sigorta. Bu manada korku terbiyesi
Nedir korku terbiyesi? Allah'ın korkuyu kendisine teksif ederek insanı korkudan emin kılmasıdır. Madem insan korktuğu şey karşısında nesneleşiyor, nesneleştiği zaman bu giderek insanı ona taabbüde kulluğa götürür. Korkunuz öyle bir hale getirir ki sizi, korktuğunuz söylesin siz yapın. Bu uğurlar falan nedir? Burçlar falan nedir? Bu fallar falan nedir? 13 rakamı nedir? 13 rakamından korkan bir adama 13 rakamlı bir otel odasına koyun, sabaha kadar kabus görür. Beni koyun, ben hiçbir şey görmem. Muhtemelen güzel de rüyalar görür. Niye, fark ne? Esasında onun gördüğü kabus 13'ten değil. 13 karşısında kendisini nesneleştirdiği için. 13 onun üzerinde özne oldu. Adam uğurum diyor. Bir bebek almış eline. Efendim bir oyuncak almış. Bu benim uğurum diyor. Uğurunun başına bir şey geldi mi tamam bitmiştir onun işi. Eyvallah. Şimdi çünkü nesneleşmiş onun karşısında. Onun için insan böyle. Rabbimiz bizi özgür kılıyor. Farkında değil misiniz? Korkularımızdan özgür kılmak için korkularımızı satın alıyor Allah. Satın alıyor korkularımızı. Ve benden korkun diyor. Başka hiçbir şeyden korkmayın. Evet. Ve la tekafu ve kafuni. Evet. Ondan değil, onlardan değil. Tekafuni, benden kork. Bitti. Niye? Satın alıyor korkumuz. Çünkü korkuyu istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. İnsanın korkusunu istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. Evet. Mekafetullah diyoruz biz buna da. Evet. Ve insanı helak sürecinden korur bu. Allah'ın intikamı özünde Allah'ın kuluna rahmetidir. İşte intikam ismi çerçevesinde anlamak lazım. Bunu kula acı çektirmek maksadıyla değil, kulun kendisine zarar vermesini önlemek için yapar. Kur'an inkar edene, nifak içinde olana, namaz kılmayana, oruç tutmayana dünyevi bir ceza kesmez. Farkında mısınız? Kur'an'da namaz kılmamanın dünyevi bir cezası yoktur. Oruç tutmamanın dünyevi bir cezası yoktur. Niye yoktur hiç düşünün? Fakat cinayet işleyene, hırsızlık yapana, zina yapana dünyevi bir ceza keser. Neden acaba? Bu çok önemli. Yani birinciler Allah'ın hukukuna tecavüz etmiş, ikincilerse kulların hukukuna tecavüz etmiş. Evet. Onun için müntekim ismini böyle anlamak lazım. Müntekim, ye yok sonunda. Yani kaf var, mim var. Müntekim. İnsana yaptığının acısını tattırmanın gerekliliği üzerine. İnsan büyük bir zulümle karşılaşmadan ilahi intikamın hikmetini kavrayamaz. Bakın bugünün çocuklarının en büyük problemi nedir biliyor musunuz? Cehennemi anlayamamaları. Neden? Savaş görmemiş toplumların çocukları cehennemi kabullenmekte zorlanıyorlar. Acı çekmemiş çocuklar, acı çekmemiş ailelerin çocukları cehennemi kabullenmekte zorlanıyorlar. Niye? Çünkü kötüyü insanın ne kadar alçalabileceğini hiç görmemiş. İyi ama dünya çocuklardan müteşekkil değil. Keşke hep öyle olsaydı. Keşke çocuk saflığı içinde gelse insan ve öyle gitseydi. Ama dünya çocuklardan ibaret değil. Ve çocuklar da hep çocuk değil. Cehennemi kabul etmeyecek o çocuk, büyüdüğünde kaç kişinin başına hayatı cehennem edeceğini kimse bilemez. Hitler de çocuktu. Firavun da çocuktu. Nemrut da çocuktu. Çocuktu hepsi. Dünyanın tiranları, zalimleri de çocuktu. 60 milyon insanı 25 yılda yok edenler de çocuktu. Stalin de çocuktu. Anlatabiliyor muyum? Çocuktu. Sharon da çocuktu. Nasıl oldu da insanlığın başına böyle bir cani, böyle bir katil kesildi? Mesele bu. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Üstad-ı rahmetli analım. İnsanın insana yaptığı vahşeti
başka hiçbir canlı yapmamıştır. İşte birkaç misal. Sadece bir kaynaktan okuyacağım. Bu kaynağım zulüm yapılan taraftan değil, zulüm yapanların içinde bulunan bir kaynak. Bu kaynağım yani zulüm yapılan taraftan olsa, yani mazlum abartıyor, mazlum olmanın bir şeyidir derler. Hayır, öyle değil. Zalimlerin içinden bir kaynak. Tarih 16. yüzyıl. Yer Güney Amerika. Anne sütü emen bebeleri annelerinin kucağından zorla alıyorlardı. Bebeleri ayaklarından tutup annelerinin gözleri önünde başlarını kayalara vura vura parçalıyorlardı. Ve bu sırada annelerin çıldırdığına şahit oldu. Süt bebelerini yüksekten akarsuya atıyorlar. Ardından da birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Bebekler suya düştükçe kahkahayla "Seni komik şey seni" diyorlar. Nasıl da kıvıl kıvıl ediyorsun. Kaptan yerlilerden 15-20 bin kişiyi zorla köleleştirmişti. Yanlarında taşıdığı bu yerlilere yemek vermiyordu. Açlık bir noktaya gelince onlara sadece girdiği bölgelerde esir edilen hemşehrilerine yeme izni veriyordu. Bu şekilde ordugahta akıl almaz bir insan eti kasaplığı başladı. O zavallıların belli bir açlıktan sonra gözlerinin nasıl kararıp da kendi hemşehrilerini kesmek için saldırdıklarını gördükçe çıldıracak gibi oluyor. Onun önünde çocuklar önce öldürülüyor, sonra da yenilmek üzere kızartılıyor. Sadece kolları ve bacakları için en iyi parçalar onlardı. Adam öldürülüyor. İspanyollar asarak, diri diri yakarak, vahşi köpeklere parçalatarak, bacaklarını ve kollarını, başını ve dilini keserek sayısız yerliyi gözümün önünde öldürüyor. Hasta bir yerli vahşi köpeklerden kaçamayıp diğerleri gibi parçalanacağını aklı kesince bir ip aldı. Ayaklarından birine hemencecik tahminen bir yaşındaki bebeğini bağladı. Ve kendini bir direğe, bebeği attı, direğin üstünden kendini bir direğe astı. Bunu yeterince çabuk yapamamıştı. Köpekler gelip bebeği paramparça etti. Yani bebek kurtulsun da beni yesinler diye yapıyor böyle anında anlık bir oyunu. Ama bebeği yine. İspanyolların yerlilerin ellerini, burunlarını ve kulaklarını hiç sebepsiz kestiklerini gözlerimle gördüm. Variller fıçılar dolusunca kesilmiş kulak biriktirdiler. İspanyollar bu krallıklarda 10 yılda 4 milyonu aşkın insanı bu şekilde öldürdüler. Bu satırlar kulaktan duyma değil, bizzat görgü şahidinin satırları. İspanyol papaz Bartolome de las Casas. Yerlilerin imhasının çok kısa tarihi. Brevissima Historia de la Descripción de la Indias. Sanırım İspanyolca yazıldığı gibi okunuyor. Ben de yazıldığı gibi okumaya çalıştım. Evet. Bu kitaptan alıntılar. Şimdi Allah'ın intikamı olmasın. Allah müntakim olmasaydı o zaman bir şeyler eksik olmaz mı? Olmaz mı? Evet. Bu sadece tarihin bir sahnesi. Başka ne sahneler, ne sahneler, ne sahneler. Bu vahşete şahit olmak dahi insana zalimler için yaşasın cehennem dedirtmez mi? Ya bu vahşete bırakın şahit olmayı bizzat yaşayanlar ne desin? Bu durum karşısında ya müntakim nidasından başka, ya müntakim nidasından başka ne kurtarır? Sessiz mazlumların ahını kim alacak? Zalimlere yaptıklarının hesabını kim soracak?
müntakim gibi bir ismi olmasaydı asıl anlaşılamaz olan bu durum olurdu diye düşünüyorum. Müntakim isminin Kur'an'da iki kuralı var. Bir, müntakim ismi geldiği her yerde mutlak değil mukayyet olarak geliyor. Müntakim olarak hiç gelmiyor. Müntakimun. Müntakimun geliyor. Çok ilginç. Bu mesafe demektir. Allah intikamla arasına cemi kalıbı üzerinden mesafe koyuyor. İkincisi, üç kez böyle geliyor. Üç kez de züntikam olarak geliyor. Ne demek? İntikam sahibi. Zü sahiplik eki. Sahiplik edatı. Bu da mesafe koyuyor. Yani bizzat isim olarak almak yerine intikam sahibi. İntikamla Rabbimiz zatı arasına mesafe koyuyor. İntikamı doğrudan bir isim olarak almıyor. Bu da onun rahmeti. Zülcelal vel ikram da olduğu gibi. Zülcelal, celal ya. Celale de mesafe koyuyor. Eyvallah. Onun için çok mühim bir husus bu. Allah dünyada ve ahirette müntakimdir. Suyu getirenle testiyi kıran bir olsaydı kim su getirirdi? Bu ikisinin bir tutulduğu bir dünyada kimseden su getirilmesini bekleyemezsin. Sorumlu davranana ödül yetmez. Sorumsuz davrananın da hesap vermesi şart. Kur'an sorumluluk bilincine takva, sorumlu davranışa ise salih amel diyor. Sorumsuzluğun ürettiği mücrime, müntakim olan Allah'ı hatırlatıyor. Bakın nasıl. Secde suresi 22. ayet. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığında ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا sonra ondan gerisin geri yüz çeviren, ona sırtını dönenden daha zalim kim vardır? Evet. İnna minel mujrimine muntakimun. Evet. Hiç şüpheniz olmasın ki suçlulara, mücrimlere karşı biz intikam sahibiz. Şimdi sual şu. Allah'ın intikamı dünyada mı, ahirette mi, yoksa her ikisinde mi geçerli? Cevap. Kur'an'a baktığımızda üç ihtimalinde geçerli olduğunu görüyoruz. Şu ayeti de okuyayım. Zukhruf 41. فَاِمَّا نَزْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ Dikkat buyurun, müntakim şeklinde tekil olarak gelmiyor. Muntakimun, çoğu. Bu da bir mesafe koymaktır. Biz ister seni çeker alır, daha sonra onlardan intikamımızı alırız. Yani istersek öyle yaparız, istersek seni çekip almadan onların arasındayken de onlardan intikam alırız. Elçiye zeval olmaz. Resul Allah'ın elçisi. Ama onlar, buyurun efendim, Mekke müşrikleri ilahi intikamın nasıl olduğunu fetihte yaptılar. Fetihte gördüler. Değil? Bir de müntakim olanın ahirette intikamı var. Onu da şu ayette görüyoruz. يَوْمَ نَبْتِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ O gün, yani ahirette, o gün biz onları öyle bir yakalamayla, öyle bir enselemeyle enseleriz ki inna muntakimun ve biz kesinlikle intikam alırız. Burada tabii öç almaya benzemiyor. Rabbimiz sadece nasıl anlayacağız? Yaptıklarının acısını onlara tattırırız. Yaptıklarını yanlarına kar bırakmayız. İntikam bu, ilahi intikam. Evet, müntakim olan Allah'ın tecellileri. Müntakim isminin fiili tecellisi ve mahiyeti. Allah'ın intikamı asla kulların öç almasına benzemez. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Doğrusu senden önce de kendi kavimlerine elçiler göndermiştik. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا Ve onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiştiler.
en sonunda suç ve günahta direnen kimselere yaptıklarının acısını tattırdık. Evet. Minellezine ecramu ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. Zaten müminlere yardım etmek boynumuza bir borç. Ayetteki söylenen şu, Rum 47. 5 tane sonuç çıkarıyoruz ayette. 1. İlahi hakikate açıktan davet edildiler. 2. Davet edildikleri hakikatin belgeleri kendilerine sunuldu. Sadece davet edilmediler, belgeleri de sunuldu. 3. Onlar hakka boyun eğmemekte ve cürüm işlemekte sonuna kadar direndiler. 4. Üstelik hakka boyun eğenlere de zulmettiler. 5. En sonunda yaptıklarının acısını Allah kendilerine tattırdı. İntikama. İlahi intikama muhatap olan Nuh kavminden bahsediyor Araf 136. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Ayetlerimizden gafil oldukları ve ayetlerimizi yalanladıkları için onların topunu boğduk. Ve onlara yaptıklarının acısını tattırdık. İmana ceza biçen ilahi intikama muhatap olur. Başlığını atabileceğimiz bir başka ayet daha var Kur'an'da. Buruç suresinin 8. ayet. وَمَا نَغَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Zalimler mümin oldular diye ateş dolu hendeklere kucağında bebeleri olan anneleri atıyorlardı. Necran'da. Necran'da. Bugün orada hala belli. Yani Necran'da bu işkencenin yapıldığı kalıntılar duruyor. Çünkü Hazreti Ömer hilafeti döneminde o bölgeye bir mescit yaptırmıştı. Ve hala oralar o sayede muhafaza ediliyor. Düşünün. Bölgede zalim bir hükümdar var. Muvahhid bir insan var. Bu insanın bir de çırağı var. Efendimizin dilinden öğreniyoruz bunu. Çırağı ustasına gelip gittikçe ustasının kendi dinlerine inanmadığını, başka bir tanrıya kulluk ettiğini öğreniyor. Ve gizli gizli onu takip ediyor, en sonunda soruyor. Evet yavrum diyor, ben bu toplumun taptıklarına tapmıyorum. Ben bir tek Allah'a kulluk ediyorum. İşte ustam nedir o, nedir o derken öğreniyor, o da iman ediyor. Ve iman edince tabii delikanlı, yiğit imanını yaşıyor. Bunu haber alan dönemin zalim kralı, müminler çoğalmasın diye, ibreti alem bir ceza vermek için bu delikanlıyı bir bayram günü, bir bayram meydanında tüm insanlar toplanmışken, diyor ki öldürmeye çalışıyor onu. İşte bir uçurumdan aşağı atıyor. Nasıl oluyorsa uçurumdan düşerken aşağı dalın üstüne düşüyor. İlahi yardım, kurtuluyor. Bir başka suikast düzenliyor, ondan kurtuluyor. Bir başkası düzenliyor. Seni nasıl öldürebileceğimi sen söyle o zaman bana diyor. Bana bir bayram günü millet toplandığında diyor, onların huzurunda şu oku al, şu delikanlının Rabbinin adıyla diye besmele çek, at, beni öldürürsün. O akıllı bir delikanlı. Efendim, bayram günü aynen yapılıyor. Bismi Rabbi hazel gulam, bu delikanlının Rabbinin adıyla diye bayram meydanında, milletin gözünün önünde atılıyor. Delikanlı, tabii efsane dönüyor o dönemde. Şehirde, herkes, her evde bu konuşuluyor. Ve delikanlı orada şehit oluyor. Bir ölüyor, bin diriliyor. Bayram yerine gelmiş olan millet ayağa kalkıyor. Biz bu delikanlının Rabbine iman ettik. Bunun üstüne başlıyor o Ashab-ı Uhdud zulmü. Ateş dolu hendekler ve hendeklere müminler atılıyor. İşte onun üzerine bu ayet iniyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Onlara başka bir şey için değil, onlardan intikam alıyorlar, onları cezalandırıyorlardı. Aslında burada bir fark var.
Kur'an'da 4 yerde kul için kullanılıyor bu kökten gelen kelime. Allah için kullanıldığında intikame geliyor. Kul için kullanıldığında nekame geliyor. Çok çok ince bir ayrıntı. Özür dilerim. Fakir tefsirle uğraşıyor. Tefsiri var, meali var. Ben de bunu yeni fark ettim. Evet. Ben de bunu yeni fark ettim. Demek ki her kelime üzerinde ciddi bir arkeolojik kazı gerekiyor. Evet. Onun için yani Allah için kullanılan fiille kul için kullanılan fiil ayrışıyor burada. 4 yerde. 4 yerde. Onun için Allah için kullanılıyor 4 yerde fiil olarak. İntikame geliyor. 4 yerde de Kur'an'da kul için kullanılıyor. Nekame geliyor. Demek ki intikam Allah'a has. Nikme kula has. Bunu görüyoruz. Onlar başka bir şey için değil. Sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için cezalandırdılar diyor onları. Tabi Allah'a iman ettiği için nikmet yani ceza verenler Allah'ın intikamına da muhatap olurlar. Ve bugün bakınız kim kaldı, kim öldü, kim anlatılıyor, kimin nesi anlatılıyor. İyilerin iyiliği, kötülerin de kötülüğü. Demek ki esasında iyiler ve kötüler ölüyor da iyilik ve kötülük ölmüyor. Buradan çıkaracağımız sonuç bu. Amin. Ya muntakim, ya Allah, kişiye yaptığının acısını tattıran sensin. Azizun zuntikam olan sensin. İntikamın da bile rahmet olan sensin. Zalimleri zulmünde boğan sensin. Ya muntakim, ya Allah. Korkuyla umut arasında yaşıyoruz. Bizi korkuya kul olanlardan eyleme ya. Senin intikamından sana sığınıyoruz. Bizi intikamına muhatap olanlardan eyleme ya. Amin. Ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vel'agibetu lilmuttakin. Vela udvane illa alel zalimin.